أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين başlangıçta herhangi bir yerde bir konuşma yapılırken bu dualarla başlamak adettir. İşte Auzu biliyorsunuz değerli izleyiciler. Kovulmuş, taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Sığınırım diyor konuşmacı. Tabii izleyiciler de aynı şekilde sığınıyorlar. İyiliği sonsuz ikramı bol Allah'ın adıyla başlarım. Ona elhamdülillah demek, yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur demektir. Yani Allah'ın dışındakiler bazı şeyleri güzel yapar, bazı şeyleri de güzel yapmayabilirler. Bugün konumuz Allah'ın nebileri günaha karşı korunmuş mudur? Biliyorsunuz okullarda, din dersinde ve başka yerlerde nebilerde bir ismet sıfatı olduğu söylenir. İsmet sıfatı ne demek? İşte Allah'ın onları günaha karşı korumuş olması demektir. Hemen bazı küçük hatalar olabilirse de büyük hataları olmaz, günahları söz konusu değildir derler. Kur'an-ı Kerim'de onların günah işlediğine dair ayetleri de evre çevre sağa sola çekmeye çalışırlar. Adeta Allah'ın hatalarını düzeltmeye çalışırlar. Bir kere hiçbir ayet herhangi bir kişinin, herhangi bir nebinin korunduğuna delalet etmez. Böyle en küçük bir işaret dahi yoktur. Bugün o konumuz odur. Zaten korunmuş olan bir kişi bize örnek olamaz. Biz nasıl örnek alacağız? Şimdi mesela diyelim ki adamın birisini birileri yakalıyor. İşte cebindeki bütün ya da ya bir yan kesici adamın ceplerini boşaltıyor. Bir başkası da diyor ki kardeşim Cumhurbaşkanını niye örnek almıyorsun? Bak onun yanına kimse yaklaşabiliyor mu? Ne der o? Ya yani onu ben nasıl örnek alayım? Ben tek başıma gidiyorum. O bir koruma ordusuyla beraber gidiyor. Ben örnek alabilir miyim? İşte bu arada efendim siz işte Allah'ın elçileri, Allah'ın nebileri korunmuştur. Hatadan korunmuştur. Siz onları örnek alın. Onlar şeyin içerisinde, kalenin içerisindeler. Ben düşman ordusunun ortasındayım. Her tarafta bana millet hücum ediyor. Diyorlar ki kalenin içerisindekiler örnek alsana. Ben orada olsam zaten bu insanlar yanıma yaklaşamaz ki. Dolayısıyla gerçekten son derece mantıksız bir yapı oluşuyor ama burada değerli izleyiciler asıl konu şudur. Biliyorsunuz İblis ve Adem olayı var. İblis Cenab-ı Hak tarafından kovuldu bulunduğu yerden. Ondan sonra kıyamete kadar yaşama izni istedi Allah'tan. O da o izni verince dedi ki ben doğru yolun ortasında oturacağım. Doğru yolun ortasında oturmanın bir takım şartları var. O doğru yolu çok iyi bileceksiniz. Onun için Allah'ın yoluna yönelen, dine yönelen insanlar şunu çok iyi bilmeliler ki önüne iblis ve bütün şeytanlar çıkar. İnsan ve cin şeytanları. Konuşmamızın başında euzubillahimineşşeytanirracim dedik. Cin şeytanlarından yani göremediğimiz şeytanlardan Allah'a sığındığımızı ifade ettik. Hadi ona bir auzu dediğin zaman kurtulursun ama insan şeytanlarına hatim okusan kurtulamazsın. Bir euzubillahimineşşeytanirracim dersin der ki öyle mi ayın çıkarılır kardeşim? Bak böyle benim gibi çıkar der. Senden daha iyi şey yapar. Bakarsın ki dini senden daha iyi biliyor. Zaten doğru yolun üstünde oturabilmek için onu çok iyi bilmek lazım. Şimdi şunu da hiç unutmayalım. Ateistler dahil
Yeryüzünde kendisini dindar saymayan hiç kimse yoktur. Bunu da Araf suresinin 30. ayetinden öğreniyoruz. Orada Allahü Teala şöyle diyor. 7. sure 30. ayet. Ferikan heda. Bir grubunu Allah kendi yoluna kabul etmiştir. Ve ferikan hakka aleyhimut dalale. Bir grubunda sapık olması hak olmuştur. İnnehum ittehadu şeyatine evliya min dunillah. Bunlar Allah'la kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar. Evliya çok yakın demek. Şimdi evliya nasıl evliya? Allah'ın evliyası Allah'a çok yakın. Bizim evliyamız bize çok yakın. Dolayısıyla Allah'la bizim aramızda aracı oluyor. İşte onu derler ya, bu efendi Allah'ın yanında bizi koruyacak. İşte bu bana şefaat edecek. Bu beni şey yapacak. Kurtaracak falan denir. Allah'la kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar. Allah'ın yolundan uzaklaşırlar. Ve yahsebûne ennehum muhtedûn, kendilerini de muhtedi hesap ederler. Yani doğru yolun ortasında hesap ederler. Yani insanların bir kısmı Allah tarafından gerçekten dindar olanlar, bir kısmı da kendini dindar sayanlardır. Kendini dindar saymayan hiç kimse yoktur, ateistler dahil. Ya yani burada çok anlatmıştım, tekrar anlatayım, ilk defa izleyenler olabilir. Bir ateist ile konuşurken ben Allah'a inanmam demişti. Ben de dedim ki, ben de sen inanmadığına inanmam. Yani kesinlikle inanıyorsun değil mi dedim. Biraz sonra evet inanıyorum dedi. Aradan epey bir zaman geçti. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok dindar bir insansın dedim. Evet dedi. Hiç şüphe etmeden. Ama benim din anlayışım farklı. Yani herkesin bir dindarlığı var. Önemli olan Allah'ın dininin dindar olmaktır. Dindar olmanın hiçbir önemi yok. Allah'ın dininin dindar olmak önemlidir. Ama şunu hiç unutmayalım. En sapık kişi de kendisini doğru yolun ortasında kabul eder. İşte bu Araf suresinin 30. ayeti gereği. Peki bunlar ne yapıyorlar? Şeytanları evliya kabul ediyorlar. Allah'la kendi aralarında. Peki şimdi insanlara deseler ki bizim evliyamız şeytandır. Hiç kimse bunlara uymaz. Onun için o şeytanlarına insanların saygı duyduğu büyük kişilerin adlarını verirler. İsa derler mesela Hristiyanlar. Onu Allah'la kendi aralarına koyarlar. İşte Müslümanlar Muhammed derler, Allah'la kendi aralarına koyarlar. Şimdi bakın, bütün kelam kitaplarına bakın. İşte şefaat-i uzma diye bir şey vardır. Ne ahirette Nebimiz bizi kurtaracak. Kimden kurtaracak? Kimden kurtaracak dediniz mi? Ben onu kastetmemiştim derler. Ya biraz düşünün kardeşim. Şimdi tabii ki onu araya koymak için onun biraz tanrısal tarafının olması gerekir. Şimdi Hristiyanlar derler ki İsa %100 Allah, %100 insandır derler. Yani çünkü bir tarafı tanrısal, o tanrısal tarafla Allah'la irtibatı var. Bir tarafı insan, onun da insan tarafında irtibatı var. Bize de buna benzer şeyler maalesef din olarak yerleşmiştir. İşte bunu ismet sıfatıyla ifade etmemiz mümkündür. Allahü Teala'nın o kadar ayetine rağmen işte Allah'ın elçileri masumdur. Allah onları korumuştur. Nebilerin ismet sıfatı vardır. Tabii nebilerin ismet sıfatı aslında kimsenin umurunda değildir, ben size bir şey söyleyeyim mi? Mesela İsa efendim işte günahsızmış, suçsuzmuş, hiç mühim değil. Asıl gaye kiliseyi tanrılık makamına oturtmaktır. İsa'nın tanrılık makamında olup olmaması önemli değil. İşte şeyde de nebileri masum sayarken asıl gaye ondan sonraki, yani çünkü insanlara nebi dediğiniz zaman Muhammed Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, yani o büyük sayı, ya da Allah'ın Mekkelilerin işte Allah'ın kızı dedikleri melekler. Öyle dediğin zaman insanlar susar. Onları kutsamanız çok kolaylaşır çünkü bunların çok değerli kişiler olduklarını bilirler. Onları kutsarken tabii kendilerini de onların hemen yanına monte ederler. Dolayısıyla o kutsallık kendilerine de geçer. Asıl maksat kendilerini kutsamaktır. Bu sebeple
Dine yöneldiğimiz zaman aklımızı sonuna kadar kullanmak zorundayız. İşte bugün bu İsmet sıfatı üzerinde duracağız. Biliyorsun bundan önceki iki dersimizde Allah'ın nebileri helal haram koyabilir mi meselesi üzerinde durmuştuk. Allah'tan başka kimseye helal haram koyabilir mi üzerinde durmuştuk. Koyamayacağı çok net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bugün de o nebilere atfedilen İsmet sıfatı üzerinde duracağız. Şimdi Yahya bize bir şey anlatırsa, İslam Ansiklopedisi, yani Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde İsmet sıfatı, yani nebiler nasıl tanımlanıyor, onu bir şey yaparsan, yani genel kabul budur. Yani istisna sırrın olduğunu varsa da söyler zaten, değil mi? Evet. İlmihal kitaplarında da, akaidle ilgili herhangi bir kitapta da nübüvvet bahsi, yani peygamberlik bahsi anlatılırken peygamberlerin özellikleri sıralanıyor ve genel olarak 5 özellik bulunur peygamberlerde deniyor. Bunlar işte sıdk, emanet, tebliğ-i şeriat, ismet, fetanet. Böyle 5 madde olarak sıralanıyor. İşte sıdkla kastettikleri, Çocuklukta evet, ezberlediğimiz böyle şeyler. özberle, biz de öyle ezberlemişizdir. Sıdık, yani peygamberlerin hepsi doğru sözlüdürler. Emanetle kastettikleri güvenilir insanlardır. Tebliğ-i şeriat dedikleri Allah'tan aldıkları vahyi insanlara olduğu gibi tebliğ etmişlerdir. Fetanet, akıllı, zeki insanlardır ve ismet sıfatı vardır onlarda. İsmet de günahlardan korunmuşluk vasfı. Bugün ders konumuz olan esas bu peygamberlerde bulunması gerektiği söylenen vasıflardan biri ismet sıfatı ve tanımı da günahlardan korunmuş olması peygamberlerin. Şimdi buna dair yine derslerimizde sık sık kaynak olarak kullandığımız Diyanet İslam Ansiklopedisi'ni tavsiye edebiliriz. Bunun hem 34. cildinde peygamber maddesi anlatılırken peygamberlerin özellikleri bahsinde ismet sıfatına yer veriliyor. Hem de 23. cildinde bizzat ismet adına müstakil bir madde var. Yani peygamberlerin hatalardan, günahlardan korunduğuna dair müstakil bir madde de bulabilirsiniz İslam Ansiklopedisi'nde. İkisi de aynı şeyleri zaten anlatıyor. Daha kısa olanından ben kısaca bir aktarmaya çalışayım. Deniyor ki İsmet sıfatı bir defa iki şekilde tanımlanıyor. Sünni camiada özellikle. Birincisi Eşarilerin çoğunluğunu oluşturduğu bir grup. İsmet sıfatını tanımlarken şöyle diyorlar. Allah'ın peygamberlerde yani veya peygamber olarak seçtiği insanlarda günah işleme yetisini, melekesini tümden kaldırması. Yani istese bile yapamaz, bırak hani aklına bile getiremez bir peygamber günah işlemeyi. Onda o kabiliyet, o meleke tümden yoktur. İşte İsmet sıfatını böyle tanımlıyorlar. Ama Maturidilerin ve cumhur dediğimiz genel çoğunluğun oluşturduğu grupsa İsmet'i bu şekilde tanımlamıyorlar. Onlar diyorlar ki potansiyel olarak var olmasına rağmen Allah'ın onların iradelerini daima hayra yönlendirmesi, şerre yönlendirmemesi anlamında. Yani peygamberler de birer beşer insan olmaları ve imtihana tabi olmaları sebebiyle onlarda da günah işleme potansiyel olarak vardır. Ama Allah bunların o potansiyelini daima hayra yönlendirir, şerden muhafaza eder. İsmet sıfatıyla Maturidiler ve çoğunluk bunu kastederler. Yani neticede yine aynı kapıya çıkıyor tabii. İşliyor mu? İşlemiyor. Bu manada masum olduğu inancı konusunda Ehl-i Sünnet'te de ve biraz sonra göreceğiz Şia'da da yani genel manada İslam dünyasında bir ittifak, bir icma sağlanmış durumda. Ufak tefek Aksini söyleyen var mı? yok. Yani bu maddede yok. Sadece ihtilaflar ne? Şöyle ihtilaflar var. Kısaca aktarmaya çalışayım. Deniyor ki bir, İsmet sıfatı vardır peygamberlerde ama ne zamandan beri vardır? Birileri der ki doğuştan itibaren vardır. Doğdukları gün masum olarak doğmuşlardır. Bir grubu der ki buluğ çağı ile başlamıştır bunların masumlukları. Yani ne zaman mükellef olmuşlarsa dinen o zamandan itibaren masumdurlar, hiç günah işlememişlerdir. Bir grupta vardır ki derler ki hayır, nübüvvetten sonra özellikle bu şeyleri başlar. Nübüvvetten önce günah işlemiş olabilirler. Ama madde okunursa görülecek ki bunlar yani her türlü görüş söylenmiş. Birileri demiş ki nübüvvetten önce büyük günah işleme şeyleri varsa da nübüvvetten sonra bu mümkün değildir. Asla günah işleyemezler.
Birileri demişlerdir ki hayır, nübüvvetten önce de asla büyük günah işleyemez peygamberler. Nübüvvetten önce de sonra da ancak küçük günahlar onlar için söz konusu olabilir. Ama genel manada kabul şudur. Nübüvvetten yani peygamberlikten önce de sonra da peygamber olarak seçilmiş kişiler kasten büyük günah işlemezler. Bakın kasten büyük günah işlemezler. Sadece zelle denilen ufak tefek günahlar bunlardan hatalar, sağlık olabilir. Hata, günah demeyelim, evet, hatalar. Zelle diye ifade edilen hatalar bunlar için söz konusudur. Ama çok çirkin sayılabilecek olan küçük günahlar da peygamberlerden sadır olmaz. Yani genel kabul bu. Yani çok fazla... Yani ayıp sayılacak şeyler de olmaz. Yani. Olmaz. Yani yüz kızartıcı bir suç peygamberler için düşünülemez. Neden? Denir ki çünkü... Yani belki dersin sonunda yine bir ayeti okuyarak buna temas edeceğiz ama peygamberler Allah tarafından ümmetlerine örnek olarak gösterilmiş insanlardır. Günah işleyebilen, günahı olan bir insan nasıl örnek olabilir? Yani hiç yanlış bir adam örnek gösterilir mi? Bu mantıkla diyorlar ki peygamberlerin günahsız olması lazım ki insanlara densin ki bak sen de böyle ol. Yani bu şekilde özetlenebilir. Onu Allah korumuş, beni korumamış. Ben nasıl evet. olacağım öyle? Şimdi bu Sünnilerde, Şia'da durum çok daha farklıdır. Şia, Hristiyanlara çok ciddi anlamda bir benzerlik vardır Şia'da. Çünkü Hristiyanlarda biliyorsunuz teslis inancı. Yani Allah, İsa, kutsal ruh. Şeylerde de, Şia'da da Allah, Muhammed ve Ali. Hatta bizim şeylerde, Anadolu'daki bazı gruplar Hak Muhammed Ali derler. Bu kelimeyi kullandığınız zaman karşı taraftaki bir şey anlamaz. Hak zaten tamam doğru, Muhammed Hak, Ali de tamam olsun ne olacak, saygıdeğer bir insan. Halbuki öyle değil, bu bir inancı ifade ediyor. Hak dediği zaman Allah'ı, Muhammed dediği zaman ikinci olarak Muhammed'i, bunlar birer tanrı makamındadır. Üçüncü olarak da Ali. Ha, Şia bunlara tanrı demez. Ama öyle bir tanım yapar ki aslında Muhammed kelimesi de orada bir elçi olarak değildir. Orada maksat başkadır. Oradaki masumiyet, işte masum imamlar inancı son derece şeydir. Bundan biraz daha ileri seviyededir. Onu da Aydın Mülayim'den dinleyelim. Bu arada Aydın Mülayim'in bir kitabı çıktı. Kur'an'da Din Adamları diye, bu kendisinin tez çalışmasıdır. Tam da konumuz, bugünkü konuyla da alakalı değil mi? Evet, sen bu Şia'daki yani bizim vakfın yayınlarından çıktı. Kur'an'da Din Adamları diye. Aydın'ın tezidir. Evet. Evet. Şuradaki... Öncelikle hesap verme açısından değil de hesap Allah'a verilir. Burayı iyi tanımayanlar açısından, İran ve Azerbaycanlılar açısından şunu söyleyeyim ki burası Süleymani İlmi Araştırma Merkezi. Herhangi bir mezhebin, cemaatin tekelinde olmadan, bir devletin tesirinde kalmadan, Allah'ın emri olan İslam aleminin asırlardır terk ettiği şura yöntemiyle çalışan bir merkezdir. Kur'an merkezli. Amacımız da insanların yani körü körüne mezhep taklitçiliği yapmadan din diye kabul ettikleri şeyi sorgulamalarının gerektiğini söylemektir. Maalesef İslam aleminin içinde de bu sorgulama biraz çok az insanlar vardır. Her bir mezhebi de özellikle Şia'dan bayağı son zamanlar Şia mezhebinin tepki alıyoruz. Bu yüzden bu sözleri söyledik ki yani herhangi bir mezhebi yanlışlarını söylerken ilk önce kendi kaynaklarından örnekler veriyoruz ve kendilerinin söylediklerini söylüyoruz. Yani bizim herhangi bir mezhebi aşalım veya herhangi bir alimi tenkit etmek değildir. Şimdi tenkit etmek var da aşağılamak. Aşağılamak yok. Evet. Yani tahkir etmek. Tahkir değil evet. Yoktur. Şimdi konumuzla ilgili çok önemli İsmet dedikten Şia akla gelir ilk önce zaten. Kendi imamları ile ilgili sadece peygamber, nebi değil, nebiden başkaları da
İsmet sıfatı, vasfı veriyorlar ki bunlar da onların 12 imamıdır. Ki bununla ilgili özel bir başlık attık, Şiilik nedir diye. Evet, şimdi kendi kitabının reklamını yapıyor bu arada tabii. Arzu edenler oradan da okuyabilirler. Ama ilk önce bir Kuleyni'den bir örnek vereyim. Şimdi Kuleyni kim? Her defasında tekrarla. Evet. Çünkü sen biliyorsun, izleyiciler de biliyor zannediyorsun. Evet. Söyleyeceğim hocam. Söyle bakalım. Kuleyni nasıl ki Ehl-i Sünnet'e Buhari ilk önce hadis kaynağının kabul edildiği ve reddedilmez bir kaynağı olduğu gibi, Kuleyni de Şia'da Buhari kadar önceliklidir. Yani Kur'an kadar önceliklidir. Bu yüzden ilk önce Kuleyni'nin kendi imamlarına ne dediğini bakalım. Şöyle derler: bunu herkes bilmelidir ki Ali ve Fatıma'dan doğulan doğulanlar insanlar gibi olamaz. Şimdi yani Ali ve Fatma'nın soyundan gelenler bir başka insanlar gibi olamazlar. Şimdi kısa ve öz olarak bir de günümüzün son herkesin bildiği Hümeyni. Hümeyni'den de bir örnek vereceğim kendi kitabından. Velayetül Fakih diye bir eseri var. Bu İstanbul'da da vardır. Bu arzu edenler bu kitaba da bakarlar. Yani bizi böyle eleştirenler olabilir. Kendi kitaplarına baksın ve şöyle diyor Hümeyni: mezhebimiz gereğince hiç kimse masum imamlarımızın manevi makamlarına erişemez. Hatta Melek-i Mukarreb ve Nebiyül Mürsel de erişemez. Melek-i Mukarreb. Melek-i Mürsel. Meleke değil de Melek-i Mukarreb, evet. Ve Nebi-i Mürsel de ne yapar? Bu makama erişemez. Şimdi Melek-i Mukarreb ne demek? Cenab-ı Hakk'ın kendisine yakın gördüğü meleklerdi. Mesela Cebrail aleyhisselam da onlardan birisidir. Nebi-i Mürsel de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şeyin imamların makamına ne bir melek ne ve bir elçi erişebilir. Şimdi bu konuda benim başımdan geçen bir hatıra var. Onu istersen kısaca bir anlatayım. Hümeyni Fransa'dan gelmişti. Ben de o zamanlar Süleymaniye Camisi'nde vaaz ediyorum. Cuma vaazları yapıyorum. Bir de İslami İlimler Araştırma Vakfı'nda işte ilmi toplantılar düzenliyoruz. Yurt içi, yurt dışı. O sıra herkes Hümeynici olmuştu ve ben burada birkaç tane vaaz ettim. Arkadaşlar ya, müminler, bunları çok iyi tanımanız lazım. Onların kitaplarından örnekler verdim. Hatta şurada o şey yaptı, bu kitaptan da çok örnekler verdim. Sonra da 5 tane ayetullah çağırdık İstanbul'a. Şeyden de, Araplardan da önde gelen alimleri çağırmıştık. Said Ramadan el-Buti, Allah rahmet eylesin, vefat şey yapmıştı, bir bombalı saldırıda camide ders verirken ölmüştü bu Suriye olaylarında. O da gelmişti. Şimdi ismi aklımda, o ayetullahlardan bir tanesinin adı Ayetullah Cenneti'ydi ve en yaşlılarıydı. Toplantıyı da Boğaz'da bir otelde yapmıştık, İstanbul Boğazı'nda. Orada Said Ramadan el-Buti o 5 tane ayetullah'a bir soru sordu. Dedi ki, ben Hümeyni'nin kitabında bizzat gördüm, işte az önce Aydın'ın okuduğu yer. Diyor ki, Allah katında imamların öyle bir makamı vardır ki oraya ne bir melek ne de bir nebi, Allah'ın ne bir elçisi ulaşabilir ne de melek. Bunu bana bir izah eder misiniz dedi. Ben bunu anlayamadım dedi. Hiçbirisi duymadı. Tekrar sordu. Gene kimse duymadı. Üçüncü kez sordu. Gene duymayınca vazgeçti. Bu ne demektir? Evet, öyledir demektir ama bunu siz anlayamayacağınız için size izah etmemize gerek yok demiş oldular. Evet. Devam ediyor musun? Bir cümle daha söyleyeyim. Şimdi şöyle derler, peygamber itiretinin, yani peygamber soyunun söylediği söz Kur'an gibi hüccettir. Eğer Kur'an-ı Kerim hatadan beri ise Ehl-i Beyt de hatadan beridir. Onları tek otorite olarak görmeli
ve alçak gönüllü bir tavırla bize verdikleri bilgileri almalıyız. Çünkü onlar Allah'ın elçisinin soylarından gelmektedir. Bak şimdi Allah'ın elçisinin soyu diyor ama aslında Allah'ın elçisinden daha yukarıda tutuyorlar onu. Yani çünkü öyle diyor, çünkü öyle demese onları kutsallaştıramaz. Şimdi bir de Ayetullah kelimesini kullanıyorlar değil mi? Evet, Ayetullah, kim Ayetullah diyor? Hı? Ayetullah bildiğiniz gibi yani anlamı Allah'ın ayetleri demektir. Yani yeryüzündeki Allah'ın temsilcisi bir anlamda. Öyle de kendi kitaplarında söylerler. Zaten Yani ağızlarından çıkan söz ne olur? Allah'ın sözü olur değil mi? evet, her ne söylerse artık Allah söylemiş gibi oluyor. Yani yeryüzündeki temsilcisi bir anlamda. Şey de öyle, Hristiyanlar da Papa da öyle. Evet, O şöyle. da o da hatadan, kardinaller de öyle, hatadan masumdur, korunmuştur. Evet, söylediğiniz gibi Hristiyanlarda benzer bir akide yapıları var. Şöyle Papa ve Episkoposlar kurumu yanılmazdır der. Tabii. Hristiyanlıkta öyle bir usul var. Şia'da da böyle bir usul var. Ali ve ehli soyu yanılmazdır. Ali'ni de yani masum ve peygamberden sonra peygamberin bizzat tayin ettiği yeryüzündeki temsilcisidir. Ondan sonra diğer imamlara O zaman ben geçmiştir. bir şey söyleyeyim. Sen Ayetullah mısın? Aslında hepimiz Allah'ın birer ayesiyiz. Bak, Ayetullah olmayan yeryüzünde hiçbir şey yoktur. Allah'ın ayeti. Niye? Allah'ın yarattığı ayetler var değil mi? Bir de indirdiği ayetler var. İnsanların tamamı Allah'ın ayetidir. Şimdi bakın şuradan okuyayım ben size. 42. surenin 29. ayeti. Allah-u Teala ne diyor? وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri yaratması Allah'ın ayetlerindendir. Peki başka? وَمَا بَثَّ ف۪يهِمَا Göklerde ve yerde kıpırdayan, hareket eden ne varsa Allah'ın ayetlerindendir. O zaman Ayetullah'ın vücudundaki bir bit de Allah'ın ayeti mi? İlaç koyduğu sivrisinekler de Allah'ın ayeti mi? Ayetullah işte. Ondan sonra ve ma besse fihima min dabbet diyor. Her ikisinde kıpırdayan bütün canlılar, insan da Allah'ın ayeti. Hayvanlar da Allah'ın ayeti, tabiatta bulunan her şey de Allah'ın ayeti ama tabii bunlar bunu bu manada söylemiyorlar. Ağızlarından çıkan sözler Evet. Allah'ın ayeti diyerek insanların dinini kullanıp insanları kendilerine köle yapmaya çalışıyorlar. Mesele budur. Peki acaba bu sadece onlarda mı? Bakın Türkiye'de mesela işte bir Risale-i Nur var, Nur cemaati var, bir de Fethullah Gülen var. Onların da bu ikisinden hiçbir farkı yoktur. Yani şimdi farkı yoktur derken biliyorsun biz bu konuda kitap yazdık. Ama daha önce şunu buraya getirmişim, bu şeyde kalmasın. Abdülbaki Gölpınarlı tarafından tercüme edilen Ayetullah, buraya yazılmış işte. Muhammed Rıza Muzaffer'in kitabından, işte burada Türkçe olarak basılmış şu kitap. Bu kitaptan imamların masumiyeti ile ilgili kısmı okuyayım ben size. Diyor ki, imamın da peygamber gibi içte, dışta, şimdi bak sen söylediğinden biraz daha ileriye gidiyor bu. İçte, dışta, görünürde, gizlilikte, kötü, ya bütün kötü, pis şeylerden doğumundan vefatına dek masum olduğuna inanıyoruz. İmam, imametten önce, sonra. İmam olmak kısmından önce de sonra da soy boy şerefi bakımından en yüce. Bak peygambere en yüce demedi, dikkat ediyor musunuz? Soy boy şerefi bakımından en yüce ve temiz kişi olup her türlü kötülükten, suçtan, yanılmadan, yanlış iş görmeden, yanılma da yok. Unutmadan, unutmak da yok. Ve her türlü aşağılık şeylerden masumdur. Evet.
Şimdi gelelim şeye. Yani bugün mesela geçen de Diyanet İşleri Başkanlığı Risale-i Nurları bastırmış diye müftülüklere dağıtıyor. Bir kere şunu çok net söyleyelim. Siyasetin emrindeki dini kurumdan hiçbir şey beklenemez. Tekrar ediyorum. Siyasetin emrindeki dini kurumdan hiçbir şey beklenemez. Bunlar olmaması lazım. Ben daha küçük işte çocuk, medreseye gidip geliyorum. Evimiz Erzurum'da olduğu için öyle yatılısı falan yok. Gidip geliyorum. Orada hocalar şöyle bir şey söylemişlerdi. Kaynağı nedir bilmiyorum. Hocalardan duyduğum sadece. Diyorlardı ki, Nizamiye medreseleri kurulduğu zaman, yani devletin emrine geçiyor ya medrese. Nizamiye medreseleri kurulduğu zaman ulema ilmin cenaze namazını kılmış. Temsili bir tabut. İçinde ilim var. Artık bundan sonra ilim olmaz. Devlet bu işe karıştı, ilim bitti demişler ve cenaze namazını kılmışlar. Şimdi bir kere bunun kabul edilir bir tarafı yok ama bir tarafı siyaset olursa her şey yapılır. Evet şimdi Risale-i Nurlarla ilgili, Fethullah Gülen'le ilgili, evet sen de şey yap bakalım. Önce Fethullah Gülen'in değil mi? Fethullah Gülen'in Sonsuz Nur isminde bir eseri var. Benim elimdeki Nil Yayınları tarafından basılan İstanbul Mart 2013 tarihli basım. Fethullah Gülen burada Allah Resulü'nün sıfatlarından bahsediyor. Sıfatlarından bir tanesi de İsmet sıfatı. İsmet sıfatından bahsederken Yahya Hoca'nın söylediği şeyleri aynen kabul ediyor. Allah Resulü'nün kesinlikle küçük veya büyük her türlü günahtan masum olduğunu söylüyor. Her nebinin böyle olduğunu söylüyor. Daha sonra da bunu nebiler üzerinden tek tek ele alıyor. Adem Aleyhisselam üzerinden öncelikle bunu ele alıyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam bir hatasından bahsediyor, günahından bahsediyor. Şimdi Fethullah Gülen bunu şu şekilde ele alıyor. Ve asa Adem Rabbehu fegave ayetini şöyle çeviriyor. Adem Rabbine baş kaldırdı ve yolunu şaşırdı. Açıklamasında şöyle söylüyor. Tercümede baş kaldırma dediğimiz hususu ileride ele alacak ve bu davranışa bir baş kaldırma denemeyeceğini ispat edeceğiz. Yani Allah'ın yanlışını ispat edecek. Allah asa demiş. Asa isyan etti. Ve asa Ademu Rabbahu. Bu Taha suresi kaçıncı ayetti? 120 124 mi? civar 125 mi? 120 olması lazım. Allah diyor, Adem Allah'a isyan etti. Bu Allah'ın sözü. Fegava 121 mi? Ha. Ve kendisini bir takım hayallere kaptırdı. Arkasından bir takım hayaller içerisine girdi. Ben şimdi Süleymaniye'de vaaz ederken hatırlıyorum. Bu ayeti okumuştum. Ayeti okurken cemaat itiraz etti. Ne demek? Allah'ın nebisi nasıl Allah'a isyan eder? Dedim ki kime itiraz ediyorsunuz? Bu benim sözüm değil ki, bu Allah'ın sözü. Bakın Süleymaniye Camisi'nde vaaz ederken bana itiraz etmişler. Ya bu Allah'ın sözü kardeşim. Demek ki buralardan öğrenmişler. Evet. Devamında şöyle söylüyor. Şimdi ispata başlıyor. Hazreti Adem'in ki bir nisyan ve bir unutmaydı. Cenab-ı Hak kasem ve tekitle bize Hazreti Adem'in bu durumunu haber verir ve şöyle der. Andolsun ki daha önce Adem'den de ahit vermiştik. Adem'e de ahit vermiştik. Fakat unuttu. Onun hatasını da azimli bulmadık. Bunun birinci Bu baskısı ben bu adama bir getirsem. ayetteki tevcihlerden biridir. Cenab-ı Hak unuttu demekle Hazreti Adem hakkında yapılacak suizanı kesip atıyor. Ve ardından da velem necid lehu azme biz onu günah işlemekte azimli bulmadık diyor. Nasılsa Ha, yol. bak ayete yanlış anlam veriyor. Ona günah işlemekte azimli bulmadık değil. Verdiğimiz emre karşı kararlılık görmedik derken ayeti ters anlamlandırıyor ki isme sıfatına delil olsun. Ayetin anlamı tamamen zaten az öncekini de saptırdı, bunu da saptırıyor.
Evet. Nasılsa yol çekti onu ve oraya götürdü ama o bunu unutarak yaptı, kasıtlı ve azimli olarak yapmadı. Ya velem necidduhu azme, tam ayetin anlamını değiştirerek. Evet. Devamında da şöyle söylüyor. Unutma ise kalemin günah yazmadığı bir durumdur. Allah Resulü bu hususta şöyle buyuruyor. Üç şeyden kalem kaldırılmıştır. Unutma, hata ve bir de zorlama. O zaman Adem Aleyhisselam'ın günaha girmiş olduğuna nasıl hükmedeceksiniz? Yani burada kimin hatasını düzeltiyor? Allah'ın yanlışını düzeltiyor. Haşa. Haşa. Yani bu, yani bir insan kendisini bu derece, ama tabii o kitabın içerisinde çok yüksek görüyor kendisi. İstersen o İsmet'le ilgili şeylerini bir söyle. Bir de peygamberler dışında İsmet diye bir başlık var. Orada da şöyle söylüyor. Bir insanın farazi ve takdiri olarak hata ve günah işleyebileceğini söylemek, onun bir fiil günah işlediğini söylemek anlamına gelmez. Onun için peygamberlerin dışında insanlığa kudve ve imam olacak dini lider ve büyüklerin de Cenab-ı Hak tarafından korunabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi bunu böyle söylediği zaman ne oluyor? Kendisi de korunmuş oluyor. Hata yapmaz. Ya şimdi dikkat ediyorsanız bu inanç kendi cemaatler arasında oldukça yaygındır. Hata yapmaz. Dediyse mutlaka bir hikmeti vardır. Evet. Bunun Şia'ya ait imam masumdur düşüncesiyle de uzaktan yakından alakası yoktur. Ya sakın öyle anlamayın diyor. Mesela İmam Rabbani günah işleyebilir mi sorusuna hepimiz evet işleyebilir deriz. Çünkü İmam Rabbani peygamber değildir. Ve farazi olarak da günah işlemesi mümkündür. Fakat acaba İmam Rabbani hayatında hiç günah işlemiş midir? İşte bu soruya verilecek cevap yukarıdaki olmayacaktır. Çünkü hiç kimse İmam Rabbani'nin işlediği küçük bir günahı dahi göstermeye ve ispat etmeye muktedir değildir. Tabii şimdi sen nasıl olsa onun amel defterini sen yazmadın. Nereden göstereceksin yani? Evet. Demek oluyor ki bir zatın günah işleyip... Ama ben şahsen eğer mektubat İmam Rabbani'ninse günah değil, şirkin en büyüğünü işlediğini ispatlarım. Eğer onunsa. Şimdi aklıma geldi. İkinci mektubunda ne diyor biliyor musun mektubatın? İki olarak hatırlıyorum yani unutmuş olabilirim. Diyor ki Allah bana kadının cinsel organı şeklinde gösterdi. Birinci mektup hocam. Ha, birinci mektup evet, muydu? Ha, birinci mektup. Allah kadının cinsel organı şeklinde kendisine gösterilmiş. Bu ne? Allah'ı bir kimse görebilir mi? Da tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar diyor. Ama kadının cinsel organı. Kendinden geçmiş imiş. Bilmem ne yapmış. Yani bunu bırakın bir Müslümanı, bir insanın aklına bile gelmez böyle şey yani. Evet. Devam et. Demek oluyor ki zatında günah işleyebilir olmak, günah işlemiş olmak demek değildir. Cenab-ı Hak bu manada evliyayı, asfiyayı ve kendisine yakın mukarrabini de korur. Onlara da günah işletmeyebilir. İşletmeyebilir. Bu başta sizin söylediğiniz şeye yani esas konu peygamberler masum mu değil yani. O kimsenin umurunda yani değil. Peygamber masum olsun ki kendileri masum olsun. Birileri de masum olabilsin. Yani bir peygamberler maalesef bir kurban seçilmiş gibi öyle anlaşılıyor. Tabii. Yani şimdi bak şimdi diyor ki anlayın kardeşim diyor. Anlayın diyor. Allah'ın elçileri Nebileri Allah tarafından korunduğu halde günah işlemez. Biz korunmadık ama işlemiyoruz. Varın siz hesap edin hangimiz daha üstünüz. Asıl verilen mesaj budur. Evet. Bir de sorularla risale.com'a gelen bir soru var. Bu da Said Nursi ile alakalı. İnternet siteleri yani. Evet, onların kendi internet siteleri. Risalelerde hata olamaz mı? Üstad Mehdi bile olsa yanlış yapamaz mı? Diye bir soru gelmiş. Ona cevap veriyorlar. Üstad Hazretlerine olan muhabbetimiz bizi yanlış düşüncelere sevk etmemelidir. Bu muhabbetin denetmeni şeriattir. İslam şeriatına göre Üstad Hazretlerinin kusursuz kabul edilmesi caiz değildir. Peygamberler bile zelle namı ile hata edebilirken
Üstad Hazretlerini hatasız görmek taassup ve aşırılık olur. Şimdi buraya kadar doğru. Devamı şöyle. Ama bir şahsın hata yapma ihtimali ya da hata ve kusura kabil olması hatalı ve yanlış olduğu anlamına gelmez. Risale-i Nurlar incelendiğinde ve mihenk olan İslam şeriatına vurulduğunda herhangi bir hata ve kusur şimdiye kadar tespit edilememiştir. Şayet varsa ispat edilsin. O zaman bir değerlendirme yaparız. Yoksa hataya kabil diye Risale-i Nurlara ve Üstad Hazretlerine hata ve şüpheyle bakmak yanlış olur. Risale-i Nurlar bu zamanda Kur'an ve hadislerin manevi ve hakikatli bir tefsiridir. Bütün alemi İslam tarafından kabul görmüş ve takdir edilmiş bir eserdir. Risale-i Nurlar fikir ve istikamet noktasından ehli sünnet çizgisinde ve istikametinde giden bir tefsirdir. Ehli sünnet inançlarına aykırı ve ters bir fikrin tespiti şimdiye kadar görülmemiştir. Binlerce alim ve müdakkikin nazarlarının altında olan bir tefsirin tenkide medar bir bahse konu olmaması ve şimdiye kadar böyle bir itiraza mahal bulunmaması Risale-i Nurların içinde hata olmadığını katiyet ile gösterir. Şayet hata var deniliyor ise bunu iddia edenler ispat etmekle mükelleftir. Bir ilginç bir şey benim dikkatimi çekti. Dedi ki peygamberler bile zelle namıyla hatalar işleyebilirken diye bir cümle kullandı. Ama beyefendinin o zellesi bile yok. İlginç yani değil mi? Olamaz. Peygamberler bile zelle işleyebilirken ya bunda o bile yok. Yani sen o... Acaba bile hangisini daha üste çıkartıyor? Yani merak ettim. Şey, bak şeyde... Yani peygamberler bile zelle işlerken ya, bu onu bile işlememiş. Ne demek ya? Böyle adına şey niye Bediüzzaman denmiş? Bak bedi ne demektir biliyor musunuz? Mesela Türkçe sözlük Şemseddin Sami. Kamusu Türkiye'de. Şimdi Türkçe'de kullanılıyor ya. Örneği ve benzeri olmayan varlık. Kim bu? Bediüzzaman. Şimdi hata değil değil mi bu? Şimdi tabii bununla ilgili bak mesela yani o kadar uzun ki biz bununla alakalı kitap yazdık. Aracılık ve şirk diye. Yıllardır buna cevap veremediler. Ne oldu? Hadi versinler bakalım. Ben onları da onların ağababalarıyla görüştüm. Hadi bakalım. Şimdi kendisinin birlik makamında olduğuna inanıyor. Bak bedi kelimesinin anlamı neydi? Örneği ve benzeri olmayan. Kimdir bu? Allah değil mi? Peki bunu nerede söylüyor? Tabii bize herkes bunun kaynağına geliyor ki herkes biliyor zaten Bediüzzaman dedikten ona kaynağı lüzum yok. Kimsenin ihtilafı yok o konuda zaten. Ama kendisinin birlik makamında olduğuna inanıyor Said Nursi. Birlik bak nerede Kastamonu layıkasında 121. mektupta. Kısaca okuyayım ben size. Diyor ki yani işte o şey üzerine vurgu yapmak lazım. Aslında peygamberlerin masumiyeti falan kimsenin umurunda değil. Kendilerini ilah yapmak istiyorlar, onlar engel oluyor. Onlara derseniz ki işte sıradan insan, efendim, innema ene beşerun mitlukum ayetleri var. Ben de tıpkı sizin gibi beşerim dediğiniz zaman bütün sistem çöküyor. Onun için önce onları kutsallaştırmak gerekiyor. Şimdi bak burada diyor ki, açmayı aklımdan bile geçirmediğim bir sırrı, Said Nursi'nin sözü bu. Açmaya mecbur kaldım. Ben onu sadeleştirmişini veriyorum. Risale-i Nur'un manevi kişiliği, bu şahsi manevi, yani bir tüzel kişilik, bu tüzel kişilik kavramı tamamen kilisenin kavramıdır. Kiliseye aittir. Bunları çok iyi bilirim. Ve onu temsil eden has şakirtlerinin manevi kişilikleri. Tabii kilisenin manevi kişiliğini kim temsil eder? Papa. O daha üstte. İsa. İsa Aleyhisselam. İsa da temsil eder. Dolayısıyla burada da Said Nursi temsil ediyor şeyin. Çünkü onu temsil eden has şakirtleri dediği zaman kimin şakirdi oluyor? Öğrencisi oluyor. Said Nursi'nin. Hadi versene bakayım hadi. Hadi hodri meydan. Burada öyle risalelerle neydi sitenin adı? Sorularla risale. Sorularla risale. Hadi odri meydan çıksınlar bakalım.
Ben Fethullah Gülen'le oturup bizzat konuştum yani bu meseleleri. Ve Kur'an'a uyacağına dair de protokol yaptık. İnternete girin görürsünüz onu. Efendim, Risale-i Nur'un manevi kişiliği ve onu temsil eden has şakirtlerinin manevi kişilikleri ferit. Yani bir tek olma, bir tek. Makamıyla şereflendikleri için bir tek olan kimdir? Yalnız Allah değil mi? Onların üzerinde ne bir ülkenin kutbunun ne de zamanın büyük bölümünü Hicaz'a geçiren Kutbu Azam'ın yetkisi vardır. Kutup, Kutbu Azam böyle bunlar hep hayali kişiliklerdir. Böyle tanrılar yani biraz hayali tanrılardır. Bu sebeple Kutbu Azam'ın dahi emrine girmek zorunda değillerdir. Ve devam ediyor. Arzu edenler bu şeyden Kur'an ışığında aracılık ve şirk kitabından görürler. Evet, şimdi sen devam et. Şimdi Kur'an ve sünnete aykırı hiçbir görüşü bugüne kadar tespit edilememiştir demiş burada. Biz 18. lemadan bir bölüm okuyacağız şimdi. Hı hı. 18. lemanın başında zaten şöyle bir ifade vardır. Mahremdir, herkese gösterilmez şeklinde bir not vardır. Buradan şunu düşünmek lazım. Eğer bu gerçekten Kur'an'ın tefsiri ise Kur'an'daki hangi surenin başında böyle bir ikaz var? Bunu da düşünmek lazım. Burada şöyle bir ibare geçiyor. Hazreti Cebrail'in ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam huzuru nebevide getirip Hazreti Ali'ye Sekine namıyla bir sahifede yazılı ismi azam Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kucağına düşmüş. Hazreti Ali diyor ki ben Cebrail'in şahsını yalnız araimus sema yani gökkuşağı suretinde gördüm. Sesini işittim. Sahifeyi aldım. Bu isimleri içinde buldum. Diyerek bu ismi azamdan bahisle bazı hadisatı zikirden sonra tahdis-i nimet suretinde diyor ki evveli dünyadan kıyamete kadar ulûm-ı esrar-ı muhimme bize meşhut derecesinde inkişaf etmiş. Kim ne isterse sorsun sözümüze şüphe edenler zelil olur. Bak ne diyor evveli zamandan? Evveli dünyadan kıyamete kadar. Yani dünyanın başından kıyamete kadar her şey bize meşhut derecesinde inkişaf meşhut etmiş. Derecesinde inkişaf etmiş. Biz dediği kim? Ali radıyallahu anh değil mi? Evet. Peki Resulullah'a böyle bir bilgi gelmiş mi? Yok. Kime geliyor? Ali'ye. Bak dikkat edin yani. Şia, Katolik Kilisesi, Nurcular aynı kulvarda oyun oynayan kişilerdir. Çok büyük bir iddia edersiniz değil mi? E buyurun her şey ortada işte. Her şey ortada. Şimdi Ali'ye geliyor bu şey. Aslında Ali kimsenin umurunda değil. Said Nursi nedir? Ben Ali'nin şeyimdir. 30 yıllık şakirtiyim. Öyle bir şeyiz var. Bitti mi? Bitti hocam. Heh, tamam. Yani şeyde bak bu hatta az önceki okuduğum yerde vardı o. Sen o şeyi oradan bir bulsana. Mehdi olduğu iddiası. Onun son tarafında var. Ali ile alakalı şeyi, görüşü. Evet şimdi mesela Risale-i Nur'un onaylandığını da Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de o sen gösterdin değil mi orada? Ha, orada söyler. Diyor ki bu risale yani Risale-i Nur için diyor baştan sona bine yakın işaretle bir tek şeyi Risale-i Nur'un uygun görülüp onaylandığını ispat eder. Tasdik edilen bir kitapmış. Kim tasdik ediyor? Evet. Bir davada bu kadar çok ve birbirinden farklı binlerce emare ve işaretin olması yalnız kesin bilgi derecesinde değil, belki gözle görme ve kesin kanaat derecesinde o dava ispat eder. Mesela kitap buldun mu? Heh. Neresi? Ha bu bölüm. Heh. Şimdi diyor ki, yani kendisinin Mehdi olduğunu iddia ediyor ya, ümmetin ahir zamanda gelmesini beklediği kişinin
üç görevinden en önemlisi ve en büyüğü, buraya dikkat et, bak Şia ile irtibatını buradan kuracaksınız. Nasıl bir irtibat var? Ve en büyüğü gerçek imanı yaymak ve ehli imanı sapıklıktan kurtarmak olduğundan, herhangi bir nebinin bir kişiyi kurtarma görevi var mı? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bunu açıkça söylüyor. Ve ma ente aleyhim bi vekil. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Sen onları kurtaracak değilsin. O görevi tümüyle Risale-i Nur'da görmüşlerdir. Bu sebepledir ki Hazreti Ali, Abdülkadir Geylani, Osman-ı Halidi gibi zatlar gelecek zatın makamını Risale-i Nur'un manevi kişiliğinde, bakın dikkat edin, Hazreti Ali Risale-i Nur'un manevi kişiliğinde görmüş gelecek kişi zatı. Manevi kişisi kimdi? Said Nursi'ydi değil mi? Hazreti Ali gördü diyor. Nerede gördü onu? O şeyde. Kendisine bir şey geliyor efendim. Cebrail aleyhisselam getiriyor. Gökkuşağı gibi görüyor onu. Önüne düşürüyor. Geçmiş gelecek bütün bilgiler. Aslında bu hiçbirisi umurunda değil. Asıl onlara lazım olan şu kısım. Diyor ki Hazreti Ali, Abdülkadir Geylani ve Osman-ı Halidi gibi zatlar gelecek zatın makamını Risale-i Nur'un manevi kişiliğinde gözleriyle görmüş gibi işaret etmişlerdir. Bu gerçek gösteriyor ki gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u kendi programı olarak uygulayacaktır. Ha, burada şey, ne o şey, ben de Hazreti Ali'nin soyundan sayılırım bir ifadesi vardı. Ha, tamam, şuradaymış. Şualar 14. şua. Ahir zamanın en büyük şahsının peygamber ailesinden olması gerekir diyor. Aslında ben, Said Nursi'nin ifadesi, aslında ben Hazreti Ali'nin manevi evladı hükmündeyim. Ondan hakikat dersini aldım. Onlar için ölüm bölüm diye bir şey yok. Biliyorsunuz Fethullah Gülen de toplantılarına Resulullah geliyordu, haşa. Bir tane boş sandalye bırakıyorlardı, oraya oturacakmış. Ne olacak? İnsanlara din konusunda en başta ne oluyor? Bu siz anlayacağınız bir saha değildir diye insanlar orada zihinleri körertiliyor. Ondan sonra din kullanılarak sömürülüyor. Evet. Ondan hakikat dersi aldım. Muhammed Aleyhisselam'ın ailesi, bir manada hakiki nur şakirtlerini de içine aldığından, bak şeylerin düzeyden farkı var mı? Şia'nın. Onlar sadece Ali soyundan geleni içine alıyor, bunlar başkalarını da alıyorlar. Birkaç adım önde bunlar. Muhammed Aleyhisselam'ın ailesi bir manada hakiki nur şakirtlerini içine aldığından ben de o aileden sayılabilirim. Hadi ey Diyanet İşleri Başkanlığı, şuna bir cevap verin bakalım. Hadi kitapları dağıtmak kolay. Ya insan Allah'tan korkar ya. Yani biz tanımadığınız bir insan değiliz. Bak bu kitapları yıllardır yayınlıyoruz. Aracılık ve Şirk kitabını. Sizler Fethullah Gülen'le can ciğer kuzu sarması iken biz bunların mücadelesini veriyorduk. Ne oldu? Hadi cevap verin bakalım hadi. Madem sahip çıktınız kitaplara siz cevap verin. Nurcular değil. Bu kimin dini? Evet. Şimdi gelelim şeye. Problemin asıl büyüğü ne biliyor musunuz? Aslında bu din çoktan bitmiş. Yeni değil. Çoktan bitmiş. İnsanları sömürmenin en kolay yolu dini kullanmaktır. Çünkü dersin başında da söyledi ya, kendini dindar saymayan yoktur. Doğru din Allah'tan başka hiç kimseye kul olmamayı emreder. O olmazsa olmaz şarttır.
Ama insanlar bu dini kullanarak insanları kendilerine kul etmek istiyorlar. O zaman ne yapacaksınız? Mecburen şirayı şaraba çevireceksiniz. Ondan sonra da rengine dikkat çekeceksiniz. Bak işte şu rengi böyledir. İşte bak sıvıdır. Oradaki sarhoşluğu örtmek için. Sarhoş ediciliği örtmek için. Sarhoş olduğu zaman da diyeceksiniz ki bak işte aşka geldi. Adam büyük bir şey yaptı artık. Şu anda kim bilir hangi alemde diyeceksiniz. Başkalarını kandıracaksınız onunla. Asıl problem ilgili ayetleri kapatma problemidir. Çok da fazla vaktimiz kalmadı ama şu Enfal suresinin 67. ayeti hem Şiileri hem Sünnileri fena halde rahatsız eden bir ayettir. Mealde bu ayetin öyle yanlış mealler vermişlerdi ki meali okuyanlar bu ayetteki şeyi hiçbir şey anlayamaz. Mesela istersen sen şeyden bir oku. Sen de kim? Diyanet Vakfı'nın mealinden bir oku bakalım. Yahya'ya ver, Yahya okusun. Sen çünkü biraz şeyi anlatacaksın, konuyu anlatacaksın. 67. ayetin mealini bir oku bakalım ne demişler. Evet, Enfal suresi 67. ayet şu şekilde meallendirilmiş. 68 ile birlikte oku istersen. Veya 69'da da. Yeryüzünde ağır basıncaya, küfrün belini kırıncaya kadar hiçbir peygambere esirleri bulunması yaraşmaz. Siz geçici dünya orada malını... Kal. Yeryüzünde ağır basıp küfrün belini kıran bir tek nebi Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yeryüzünde dediğine göre bütün dünyayı kastetmesi lazım değil tabii mi? Tabii bütün dünya. Lazım. Böyle saçmalık olur mu? Peki esir alması yaraşmazsa niye daha sonra Resulullah esirler aldı Medine'deyken? Ayette var. Ferikan taktulun ve te'sirune ferika Ahzab suresinde var. Ne demek yani bu? Gerçekten ben anlayamıyorum ya bu ne? Devam et. Evet. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Bakın saptırdı ayeti. Evet ey bu meali yapanlar. Hadi çıkın karşıma bakayım sizinle bir tartışalım. Fidye nerede geçiyormuş o ayetin? Neresinde geçiyormuş? Ve metinde hani böyle metne koyuyorsunuz. Parantez içinde falan İnsan değil. Allah'tan korkar ya. Bu sizin babanızın çiftliği mi Allah'ın kitabı? Diyorlar ki Abdullah Hoca niye kızıyorsun? Allah'ın kitabına bu kadar şey yapılır da insan nasıl sabır edebilir ya? Hem de Diyanet Vakfı tarafından hem de yazanlar Türkiye'nin en saygın kişileri. Evet, devam et. Evet, Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Şimdi bunu şu açıklamayla yapalım. Ayetin metninde, لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَخَذْتُمْ Aldığınız şeyden dolayı size azap dokunurdu diyor. Şimdi aldığınız şey, bunu kendi düşüncelerine göre fidye, bunu metne sokuşturmuşlar. Şimdi o zaman yine şeyi, bu 2-3 hafta öncesine konuyu getirelim. Hani o Eriki hadisinde bir parantez meselesi vardı. He. Dedik ki en azından parantez içine koysalardı. Dersten sonra bir baktık o metin parantez içine girmiş Diyanet İşleri Başkanlığı yenileyince. Şimdi aynı şeyi bunda da o zaman bekleyelim. Yani metinde onu olmayan bir şeyi... Çünkü basılmış. Yeni basıydı. Yeni baskıda. Tefsirlerde bunun icma olduğu söylüyor. Yani hayır, ne olursa olsun. Bak bazı yerlerde parantez içine koyuyorsunuz onu. Dolayısıyla metinde olmayan şeyi kendi düşünceniz o yöndeyse parantez veya dipnotla ifade edersiniz. Metne koymak ne demek yani? Çünkü biz bunu okuduğumuzda ayetin meali budur. Vatandaş öyle anlayacağız yani. Kaldı ki alınanın esir olma ihtimali fidye olma evet. ihtimali yok. Esir alma yani meselesinden parantez parantez diye takılı kaldık. Yani internette de yazmışlardı ya ne olacak işte paranteze alsalar ne olur almasalar ne olur? O kadar da basit değil. Bak bir parantez Allah'ın kelamımı senin sözünü karıştırıyor. Basit alınabilir mi yani? Evet buna? İstersen sen bitir onu. Evet. Çünkü anlatılacak şey çok vakit. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah bağışlayan ve rahmet edendir. 69. ayetle birlikte.
Bakın o ikinci ayette aldığını, birinci ayette esir alması, almaya hakkı yoktur ifadesi, onlar yakışmaz diyorlar değil mi? Yaraşmaz. Yaraşmaz. Allah hakkı yoktur diyor. Ve makan nebiyin, hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur. Savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirmedikçe. Burada esirden bahsediyor. Hemen ayetin mealinde esiri fidyeye çeviriyor. Ve bu çünkü bu ayet ehli sünneti de Şia'yı da bitiren bir ayettir. Bakın meallerde ne hale getirdiklerini görüyorsunuz. Biraz sonra şey yapacağız. Evet Abdurrahman anlat bakalım. Evet. Yahya Hoca'nın okuduğu bu Enfal suresinin 67. ayeti konusunda tefsirlere ve kitaplara baktığımız zaman öncelikle bu esirlerle ilgili Muhammed suresi 4. ayetle bağlantısının olmadığını, böyle bir kafa karışıklığına sebebiyet verildiğini görüyoruz. Hatta bazıları onu nesettiğini de söylüyorlar. Şeyin Muhammed 4. Ayetin. Ha, şimdi bakın Muhammed suresi 4. ayet. İstersen sen şuradan şu Zemahşer'in tefsiri burada mı? Onu bir ha orada mı? Sen Yahya'ya ver bir okusun. Muhammed'i kimin o? Şeydi ama bu. Kim? Yok yok. Şey Muhammed suresi ile ilgili şeyi bir al da Yahya buradan. Onu izleyicilerimize gösterelim. Zemahşeri de olabilir, şey de Fahrettin Razi de olabilir, fark etmez. Şimdi Enfal suresi Mekke'de inmiştir. Bu ayet şey affedersiniz Medine'de inmiştir. O konuda kimsenin şüphesi yok. Medine'de inmiştir. Ama Muhammed suresinin Mekke'de mi Medine'de mi indiği konusunda şeyler, değişik rivayetler vardır. Çoğunluğa göre Mekke'de inmiştir. Mücahide göre Medine'de inmiştir. Yani şey eski tefsir alimlerinden. Şimdi Enfal'ın Medine'de indiğinde şüphe yok. Bu Mekke'de inmiş olma ihtimali yüksek. Peki nasıl oluyor da şimdi diyorlar ki bak bunu da kendi şeyleri. Yine şeyden Fahrettin Razi'den okuyacaksın değil mi onu? Yani ben genel olarak özetleyeceğim ha, için. Evet Fahrettin Razi'den okuyacaksın daha çok yani. Ama orada olarak. Hem Mekke'de inmiş diyeceksiniz sureye. Hem de Enfal 67. ayetten sonra inmiş diyeceksiniz Muhammed suresinin 4. ayetine. Peki Muhammed suresinin 4. ayetinde ne var? Muhammed suresinin 4. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Diyor ki فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ Savaş meydanında kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُهُمْ Onları etkisiz hale getirinceye kadar. فَشُدُّ الْوَسَاقِ O zaman bağı sıkı tutun, esir alın. Yani düşmanı etkisiz hale getirdiğiniz zaman esir alın diyor. Bu emri Allahü Teala önceden vermiş. Allah'ın bir kanunu vardır. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Allah kimseyi hiç kimseyi gücünün üstünde bir sorumlulukla sorumlu tutmaz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bu ayetten daha önceden haberdar olmasalardı, Enfal 67'de ağır bir suçlamaya tabi tutulmazlardı. Zaten yani kendileri bunu söylüyor. Buldun mu ibareyi? Hangi ibareyi? Şey baş tarafta Muhammed suresi en başında nerede indiğine dair. Gazi'de yok öyle. Razi yazma. O zaman şeydi, şey getir. Keşşaf'ı getir. Keşşaf tefsirini burada vardır. Onu getir. Evet. Devam edelim mi? Şimdi yok bir dakika. Bak şimdi burada Arapça bilmeyen bile izleyiciler, değerli izleyicilerimiz çok dikkat etsinler. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ diyor. اَثْخَنْتُمُوهُمْ اَثْخَانَ sesimden şey yapın. Enfal suresinde hatta يُثْخِنَ اَثْخَنَ يُثْخِنُوا aynı kelime olduğunu sesten anlarsınız. Diyor ki hiçbir nebi savaş meydanında düşmanını etkisiz hale getirmeden esir alma hakkına sahip değildir. Çünkü Muhammed suresinde bu yasaklandı. Siz diyor düşmanı etkisiz hale getirdikten sonra esir alın dedi. Muhammed suresi 4. ayette. Şimdi Muhammed suresi 4. ayet ciddi problem doğuruyor. Onun için çünkü burada
bu ayet doğru anlaşıldığı zaman bütün nebilerin isme sıfatları gidiyor. Biraz sonra göreceksiniz. Doğru anlaşıldığı zaman icma diye Müslümanlara dayattıkları saçmalığın hiçbir dayanağı kalmıyor. Tümüyle ortadan kalkıyor. Yani hadi Kur'an, sünnet, onların hepsi şey yaptıktan sonra bir de icma der, kendi kafalarından bir sürü emir ve yasaklar koyarlar. Tıpkı şeylerin, Hristiyanların konsilleri gibi. O da ortadan kalkıyor. Onun için bu ayetten kurtulmaları lazım. Belki izleyicilerimizin hatırına gelebilir. Geçen de, bundan birkaç ay önceydi, bir televizyonda bana bir soru sormuşlardı. Bu ayeti açıklamaya kalktığımda o soru sorayan kişi kriz geçirdi. Susturmaya çalıştı. Ben de susmadım. Sonuna kadar anlattım. Evet, devam et. Buldun mu? Bu hemen girişinde Muhammed suresinin tefsirine girerken diyor ki Mücahid'e göre medenidir bu sure. Medine döneminde inmiştir. Ama Dahhak ve Said bin Cübeyr Mekki olduğunu söylemiş. Hep böyledir yani. Evet. Bak bir tek Mücahid. Hı-hı. Yani medeniyetun inde Mücahid. Medeni olduğunu söylemiş. Mücahid de çok sonra Mekki'ye gelen tefsir alimlerindendir. Hı-hı. Diğerleri Mekke'de indiğini söylemiş. Ama Enfal suresinin Mekke'de indiğini söyleyen hiç kimse yok. Yani bunu da söyledikten sonra o cümleleri nasıl kullanıyorlar anlamak mümkün değil. Evet, sen şimdi anlat bakalım. Evet, şimdi konu daha da ileri giderek bu ayet-i kerime savaş sonrasındaki esirlerin ne olacağı ile ilgili bir durum olarak anlaşılmış. Ve bu konuda ilgili rivayetler de var bazı hadis kitaplarında. Ve bunlar çerçevesinde ayet anlaşılmış. Örneğin bir rivayet okuyabiliriz bu açıdan. Tamam, oku. Bu ayetin nüzul sebebi olarak da gözüküyor. Aynı zamanda yakın zamanda. Bedir'de 70 esir alındı. Bu yani bu Sünen kitaplarında ve Buhari'de olan bir rivayet. Buhari'de var, evet, evet. Biliyorum. Bedir'de 70 esir alındı. Resulullah esirlerle ilgili olarak Ebu Bekir, Ali ve Ömer radıyallahu anh'la istişare etti. Ebu Bekir şöyle dedi. Ey Allah'ın Nebisi, bunlar amcaoğulları, akraba ve kardeşlerdir. Benim görüşüm bunlardan fidye almandır. Böylelikle onlardan aldıklarımızla kafirlere karşı güç elde etmiş oluruz. Belki de Allah onlara hidayet verir de bize arka çıkarlar. Resulullah, senin görüşün nedir İbnül Hattab dedi. Yani Ömer İbn Hattab'a. Vallahi ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum dedi. Benim görüşüm akrabam olan falanın boynunu vurmama müsaade etmendir. Müsaade et Ali Akil'in boynunu vursun. Yani kardeşi oluyor. Abi ki savaş dışında bir adamı öldürmek mümkün değildir. Evet. Hamza'ya da müsaade et kardeşi falanın boynunu vursun. Böylece Allah kalplerimizde müşriklere karşı bir zaaf olmadığını bilsin. Bunlar müşriklerin eşrafı, önderi, elebaşlarıdır. Resulullah Ebu Bekir'in görüşünü meyletti. Benim görüşümü benimsemedi. Bu Hazreti Ömer'den nakleden geldiği rivayet, için. Evet. Benimsemedi. Esirlerden fidye aldı. Ertesi gün öğle vakti Nebi'nin yanına gittim. O ve Ebu Bekir oturmuş ağlıyorlardı. Seni ve arkadaşlarını ağlatan nedir? Ağlanacak bir şey varsa ben de ağlayayım. En azından siz ağladığınız için ağlar gibi yaparım dedim. Nebi Aleyhisselam şöyle dedi. Fidye aldıkları için arkadaşlarına öngörülen azaptan dolayı ağlıyoruz. Yanındaki ağacı göstererek... Kendi yok bak dikkat edin. Arkadaşlarına. Ayet kime hitap etti? Maken nebiyin hiçbir nebi. Yok efendim olur mu? O olursa racona ters. O zaman kendilerini nasıl masum yapacaklar? Evet yine aynı şekilde yakındaki ağacı göstererek bana başınıza gelecek azabın şu ağaçtan daha yakın olduğu gösterildi. Başınıza. Tabii daha sonra yine... Eğer o azap gelseydi Ömer dışında hiç kimse kurtulamazdı. Devamı evet, da öyle. Farklı rivayetler var, farklı tabii, şeyler devamı var. Devamı öyle, evet. Yine Enfal Suresi'nin 60 ayetinin indiği haber veriliyor bununla birlikte. Yani farklılıklardan naklediliyor. Daha sonra bazı rivayetlerde de işte Ebu Bekir'in görüşünden dolayı İbrahim Aleyhisselam'a ve İsa Aleyhisselam'a, Ömer'i de Nuh ve Musa Aleyhisselam'a benzettiği Peygamber Efendimiz'in. Neyse şimdi vakit epeyce daraldı, evet. Biraz acele edelim istersen. Yani bu genel olarak işte Peygamber Efendimiz'in içtihadına, daha doğrusu bunun ayetin sonunda yer alan ifadeden hareketle. Ha şimdi burada asıl mesele şu, levla kitab-ı minallahi sebekaya verdikleri evet. Anlam. Evet. Buradan hareketle bunun gerek lef-i mahfuzda Allah-u Teala'nın içtihat edene hata etse bile... Yani şimdi kendi hayallerini ayete monte ediyorlar. Efendim Allah'tan daha önce bir yazı geçmeseydi. Halbuki o yazı, biz burada defalarca konuştuk,
Rum suresinin o 30. surenin ilk 6 ayetidir. Allah Mekke'deyken Müslümanlara Rumlarla Perslerin karşılaştığı gün zafer sözü vermişti. Olay bu. Ama orada efendim Levla Kitab-ı Minallahi Sebeka'ya daha önceden Allah'tan bir yazgı olmasaydı. Yok efendim neymiş? Müçtehit içtihadında hata ederse Allah affedecekmiş. Nereden çıkardınız bunu? Müçtehidin din konularda içtihat edeceğini size kim söyledi? Allah nebisine bile böyle bir yetki vermemiş. Niye efendim? Oradan ne yapacaklar? Allah şey helal haram koyacaklar. Ya bugün hani bundan önceki şeylerde tamam Allah'tan başka kimse helal haram koyamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak Allah'ın kitabında olanları bize anlatır dedik ama Allah ve Resulünü bir kenara bırakın. Bu mezheplerin %90'ı ulemanın kendi ortaya koydukları şeyle oluşmuştur. Onu oluşturabilmek için de, minareyi çalmak için de kılıfı hazırlanmıştır. İstersen o Diyanet Vakfı mealinin bir dipnotunu okusana bu konudaki. Evet, bu 68. ayetin dipnotu olarak, yani parantez içerisinde şu bilgi düşülmüş. Tefsircilere göre ayette geçen ve hüküm manasına gelen kitaptan maksat, hani levla kitabu minallahi, Allah'tan daha önce bir kitap olmasaydı, o kitaptan maksat, İctihatta hata eden müçtehide azap edilmeyeceği hükmüdür. Allahü Teala demiyor mu ki ben açıklarım kitabı. Kitabın uhkimet hayatı thumme fussilet milledun hakimin habir ellâ ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye kitabı kendi açıkladığını söylüyor. Bunlar müfessirler. Allah'ın ayetini hiç ihtimali olmayan, delalet ihtimali olmayan yöne çeviriyorlar. Efendim ondan sonra Resulullah orada içtihat etmiş oluyor. İçtihadında hata etmiş oluyor ashab. Ondan dolayı affetmiş oluyor. Yani şu senaryoyu görüyor musunuz? Peki Şia ne diyor bu konuda? Bu ayet onlar da çok şimdi sıkıntıya soktu. Onlardan en önde gelenlerden Tabatabai'nin mealini şöyle okuyayım. Yeryüzünde ağır basıncaya, sonra parantez açmış kendi sözünü söylüyor. Yine küfrün belini kırıncaya kadar. Hiçbir peygambere... Yine yeryüzünde. Evet, yeryüzünde de. Kim söylemiş ya? Çünkü siz Muhammed suresini devre dışı bırakırsanız böyle olur. Evet. Peygambere esirleri olması yaraşmaz. Aslında diyorlar ki oradaki azarlama peygambere yönelik değil, ashabına yöneliktir. Çünkü ashab o zaman geleneğinde fidye almak ve esir tutmak gelenek halinde vardı. Peygamberimiz de bu yüzden zorlamışlar. Yani bu esir alma ve fidye almada zor tatbik etmişler. Peygamber uyarmasına rağmen, vahiy gayri metluvla uyarmasına rağmen. Yani Kur'an dışında bir şey kalmadı mı artık? Vahiy gelmiş ve onunla, çünkü o vahiy de ben Cebrail'e şu kısa okuyayım. Cebrail Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burayı çok dikkatli dinleyin lütfen bak. Oku. Cebrail Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nazil olarak şöyle dedi. Hiç şüphesiz Allah kavminin esirler karşılığında fidye almak istemelerini sevmedi. Bak yine fidye diyor. Dikkat ediyor musunuz? Halbuki Allah esir almanızı şey yapar. Hiç esir almaya hakkınız yoktur. Buna fidye. Ehl-i Sünnet'te Şia'nın ne farkı var? İkisi de aynı şeyi söyledi. Bir isim farkı vardır, başka bir şey yok. Devam et. Hem de Muhammed suresinde esir almak fidye karşılığında var. Allah bir şeye caiz ayet indiriyor. Bunlar aslında Allah sevmedi. Yani Allah'ı da sanki zorla Ensar tabii, böyle tabii, istedi. Tabii. Yani Allah'ın Allah ayetleri... Allah da böyle bir ayet indirdi. Yani evet. Ashabın, muhacirin isteği ölçüsünde. Ve şöyle diyor devamında. Artık onları iki şeyden birisini sevmekle serbest bırak. Sevmekte serbest bırak. Ya onları çıkarıp boyunlarını vursunlar. Çünkü Allah da böyle istemiş peygamber. Yani esirlerin boyunlarını vursunlar. Muhammed suresi ne diyor? Esirleri ya karşılıklı ya karşılıklı serbest bırakacaksın. Esirlerin boyun vurması ne de? Hiçbir delil yok. Bunu defalarca burada şey yapmıştık. Ama esirlerin boyunlarının vurulacağı konusunda Şii, Sünni bütün mezhepler tam ittifak halindedir. Kur'an'a %100 aykırı olmasına rağmen. Evet. Ya da bunu yapmazlarsa fidye alıp esirleri bıraksınlar. O zaman da fidye karşılığı bırakacakları 70 esirin sayısı kadar kendilerinden sonraları ölmelerine razı olsunlar. Yani Uhud Savaşı'nda 70 kadar esir orada
Ashab'tan öldürülmüş ya, o gelecekte onların başına gelecek o 70 kişinin fedasını göze alsınlar. Yani onların ölümünü göze alsınlar. Yani söylediğin şu, Bedir'de 70 tane esir aldınız ya. Buna tamam fidye alın bırakın ama unutmayın ki bu 70 kişiye karşılık bundan sonraki savaşta sizden 70 kişi ölecek. Gelmiş Cebrail öyle söylemiş. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Yani iftira ancak bu kadar olabilir. Onlar da şöyle demiş. Ya Resulullah dediler. Onlar bizim akrabalarımız ve kardeşlerimizdi. Şimdilik fidyelerini alıp düşmanlarımıza karşı güçlenelim de. Sonradan onların sayısı kadar bizden şehit olacaksa olsun da buna razıyız. Ya, kendi akidelerini uydurmak için diyorlar ya. Yani seni ararsam denizin dibinde olsa bulurum. Bu anlamda. Evet. Ali buradan çıkıyorlar. Onu da söyleyeyim. Ali ya, onu çok, o çok önemli. Ali'yi buradan çıkarırlar. Ashabı suçluyorlar ya. Şimdi, yani, çünkü Ali başka çünkü. Ali ashabtan sayılmaz. O çünkü şey makamı Rasullerden de yukarıda. Evet. Tabii burada Ali isteseydi esir alırdı. Oradaki Bedir Savaşı'ndaki 70 kişinin 30'unu aslında Ali öldürmüştü. Böyle öldürmeyi başaran birisi esir de alabilirdi ama Ali de almamış. Ali de bunlara katılmıyor. Yani bu ashabla ilgili değil. Yani bu ashabtaki... Yani bu ayette iki ashab arasında Ali yok diyor. Ali yok. Ama şunu da hocam elave edeyim. Şimdi Ali hakkında, Ehl-i Beyt hakkında bir şeyler söylüyoruz. Zannediyor biz Ali, yani Ehl-i Beyt sevgisi en az Şia kadar bizde de vardı. Yani bu Allah'ın emri değil. Yok, onlar kadar değil. Onlar ilah yapıyor. Ya onlar kesinlikle. Ancak onu söylüyorum. Yani, tabii onlar gibi değil kesinlikle. Onlarda olmayan vasfı vermekle ilahlaştırıyorlar. Biz onu sadece söylüyoruz. Yoksa kendi vasfı... Elbette onlar çok değerli insanlardır. Elbette. Tabii. Yani böyle bir tepki olur diye biz söylüyoruz. Resulullah'ın amcasının oğlu, damadı o kadar büyük fedakarlıklar yapmış. İslam'a çocukken girmiş, büyük hizmetler yapmış bir zattır. Aslında sevgisizlik, saygısızlık onlara olmayan vasfı vermekle oluyor. Tabii. Tamam. Evet şimdi... Gelelim ayet-i kerimeye. Az bir vaktimiz kaldı. Aslında anlatılacak çok şey vardı ama inşallah yetiştiririz. Şimdi az önce Zemahşer'in tefsirinde gördünüz. Diğer tefsirlerde de var. Muhammed Suresi 4. ayetin Mekke'de indiğini söyleyenler daha çok, Medine'de indiğini söyleyenler de var. Bu ne demek? İkisinin ortasında bir ayet. Ama Enfal suresi yani az önce okuduğumuz ayetin geçtiği surenin Medine'de indiği konusunda ittifak var. Orada sadece bir ayette ihtilaf var. Bazıları üç ayet diyor ki bu değil yani o ayettir. Şimdi Müslümanlar Mekke'deyken Rum suresi yani 30. sure şeyler Rumlar Persler karşısında mağlup oluyorlar. O zaman Allahü Teala Rum suresini indiriyor. Yani Persler dediğimiz İranlılar Rumlar karşısında galip oluyorlar. Rumlar Perslere mağlup oluyor. O zaman Allahü Teala bu sureyi indiriyor. Diyor ki sizlere en yakın yerde ya da en çukur yerde şeyde de olabilir. Bu Lut Gölü'nün kenarı da olabilir. Rumlar yenildiler, mağlup oldular. Onlar yakında 3 ile 9 yıl arası bir zaman içerisinde galip gelecekler. O gün Allah müminleri vereceği zaferle sevindirecektir. Şimdi daha fazla zamanımız olmadığı için şey yapıyoruz. Bizim Süleymaniye Vakfı internet sitelerinde Bedir Savaşı ve Kader diye bakarsanız bu konunun ayrıntısını bulursunuz. Şimdi Müslümanlar bunu biliyorlar. Mekkeliler de bunu gayet iyi biliyor. 3 ile 9 yıl arasında Rumlar Perslere galip gelecekler. Dolayısıyla herkes bunu bildiği için Rumlarla Persler karşılaştığı zaman Suriye tarafında olan Ebu Süfyan hemen aman ben kervanı Müslümanlara kaptıracağım galiba diye korkuya düşerek bir yola çıkıyor. Müslümanlar o haberi duyunca Allah bize bugün bir zafer verecek, herhalde kervanı verecektir diye. Çünkü kervan onlar için çok önemli. Kervan için yola çıkıyorlar. Mekkeliler de aynı, herkesin haberi var bu ayetlerden.
Onlar da kervanı korumak için yola çıkıyorlar derken hiç beklemedikleri zamanda Müslümanlar Mekke ordusuyla karşılaşacaklarını hiç düşünmüyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu ayrıntılı olarak anlatıyor. Karşılaşıyorlar. Ama işte Mekke'de indiğini ya da Medine'de indiğini söyleyen bir tek mücahit Medine'de indiğini söylüyor. Diğerleri Mekke'de indiğini söylüyor. Şey suresi, Muhammed suresinin 4. ayeti daha önce iniyor ki ölü olma zorundadır. Başka olma ihtimali yoktur. Allah-u Teala hiç kimseye gücünün yetmediği bir görev yüklemez. Önce bunu söyler. Orada diyor ki Allah, Muhammed suresinin 4. ayetinde diyor ki فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Çünkü zaten kafirlerle karşılaşacaklarını Mekke'deyken bildirdi Rum suresinde. Diyor ki kafirlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَتْخَنْتُمُوهُمْ Onları etkisiz hale getirinceye kadar boyunlarını vurun. Yani savaşa son vermeyin, devam edin. Etkisiz hale getirdiniz mi feşüddül vetak. Artık savaşacak halleri kalmadı mı bağı sıkı tutun. Çünkü Enfal suresinin en başında da Allah-u Teala Bedir'de Müslümanların galip gelip Mekke'ye gitmelerini istediğini açıkça söylüyor. Yine tekrar izleyicilerimize söylüyorum. Bu konu Bedir Savaşı ve Kader diye sitelerimize Süleymaniye Vakfı sitesine girerlerse ve şeyde Kur'an dersinde de var diyeyim oradan dinleyebilirler. Şimdi Allah önceden diyor ki onları etkisiz hale getirdiğiniz zaman artık bağı sıkı tutun, arkasından da karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakın. Köleleştirme, öldürme kesinlikle yok. Ama Müslümanlar Bedir'de düşmana tam şey yapmadan, düşmanı etkisiz hale getirmeden esir almışlardır. Komutanları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın burada Allah-u Teala diyor ki, مَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ Hiçbir nebinin hakkı yoktur. En yekune lehu esra esirlerinin olması olmaya hakkı yoktur. Hiçbir nebinin esiri olamaz diyor. Sadece Muhammed Aleyhisselam değil, ondan önceki nebiler de öyle. Hatta yuthine fil art savaş meydanında, buradaki el art belli bir toprak demektir. Savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirinceye kadar. Etkisiz hale getirmeden aldılar. Aldığında ne diyor? Turiduna arada dünya, siz dünyalık istiyorsunuz. Vallahi yuridul ahire, Allah ahireti. Ya da siz Allah daha sonrasını istiyor. Siz hemen elinize geçecek bir şeyler istiyorsunuz. Allah daha sonrası, daha sonrasının Mekke'nin fethi olduğu ayetlerde var. Surenin başında var. Diyor ki Allahü Teala, vallahu azizun hakim, Allah güçlüdür, kararları doğrudur. Allah üstündür. Levla kitab-ı minallahi sebaka. Daha önce Allah'ın bir yazgısı, yani o Rum suresi daha önce inmeseydi, bugün Allah bugün size verdiğim söz olmasaydı, size zafer vereceğim sözü olmasaydı, lemessekum fîmâ akhattum azâbun azîm, aldığınız bu esirlerden dolayı kesinlikle azab-ı azim size dokunurdu. Azab-ı azim kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kafirler için, münafıklar için ve Ayşe validemize zina iftirasında bulunan kişiler için geçmiştir. Çok ağır bir ifadedir bu. Çok ağır. Kim var burada? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mâken alen şey ve mâken nebiyyin. İlk muhatap nebimizdir. Buna hakkın yok diyor. Müslümanlar da o ayeti hatırlatıp seslerini çıkarmadıkları için onlar da bu şeyin altına giriyorlar ki Ali radıyallahu anh da bunun içindedir. Öyle şey yapmanın bir anlamı yok. Öyle kendi kafalarına göre Allah'ın ayetini sağa sola çekmeye kimsenin hakkı yok. Şimdi bakın size çok az bir vaktimiz kaldı ama bu ayeti açıklayan Nahl suresinin 106. ayetini hemen çabucak okuyalım. Yahya da hazırlanmıştı ama ona sıra gelmeyecek galiba. Evet. Şimdi burada bir ay bak. Şimdi men kefara billahi. Kefara örtmek demektir. Örtmek. Şimdi orada o ayet Bedir Savaşı'nda o Muhammed Suresi'nin 4. ayeti örtülüyor. Men kefara billahi. Allah'ın ayetlerini kim örterse. Peki. Min ba'di imanihi inandıktan sonra. İlla men ukriha ve kalbu mutmainun bil iman. Ama baskı altında olur. İçi imanla dolu olursa o istisna. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ Allah'ın gazabı vardır onlara. Allah yani Allah'ı kızdırırlar yani Türkçe karşılığı. Şimdi مَا كَانِ نَب۪ينَ يَكُنَ لَهُ اَسْرِ Hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur sözü bir kızgınlık ifadesi değil mi? Bakın şimdi buradan. Teker teker bakalım. Ondan sonra
Ve lehum azabun azim diyor. Onlar için acıklı bir azap vardır. Azab-ı azim var mı burada? Levla yani Enfal 68'de levla kitab-ı minallahi sebaka. Daha önce Mekke'de bir bu surede bir şey indirilmeseydi lemessekum fima akhadtum azabun azim. Bu aldığınız o ayetlere rağmen aldığınız esirlerden dolayı azab-ı azim büyük azap sizi şey yapardı kesinlikle diyor değil mi? Burada da öyle söylüyor. Bakın azab-ı azim dedi mi? Ondan sonra diyor ki gerekçesini söylüyor. Zalike bi ennehu mustahabbul hayate dunya lil ahireh. Allah'ın ayetine rağmen dünya hayatını ahirete tercih ediyor. Bugün mesela Türkiye'de Allah'ın faizi kesin haram ettiğini bildikleri halde yok ihtiyaç kredisi, yok bilmem ne saçma sapan böyle bir takım şeylerle, numaralarla Müslümanlara dünyalık arzusuyla şey yapanlar da aynı konuma girerler. Fetva verenler. Ama onların durumu çok daha ağır, bunun gibi değil. Şimdi, çünkü onlara sürekli uyarı yapıldığı halde uyanma diye niyetleri yok. Şimdi, diyor ki, onlar dünya hayatını ahirete tercih ettiler. Dönelim bakalım. Enfal 68'de ne diyor? 67'de turidun arada dünya vallahi yuridul ahire. Bak. Yestahibbuna dünya hayatını siz ahiret Allah ahireti istiyor siz dünyayı istiyorsunuz diyor. Ondan sonra da diyor ki ve ennallaha la yahdil kavmel kafirin. Şimdi bu kafiri örten derseniz, hani ayeti görmeyenleri Allah şey yapmaz. Şimdi son ayete bakın ve 68. ayette karşılaştırın. Bakın 68-69, yok 69. ayetle. Bak diyor ki burada Allahü Teala. Biz hani bir şeyde. Bu şey 110. ayete atlıyorum çünkü vakit çok daraldı. Sümme inne rabbek. Sonra senin Rabbin, Nahl suresi 110. Senin Rabbin lillezine haceru min ba'dima futinu. Bu çok sıkıntılardan sonra hicret edenler. Bedir Savaşı'ndakiler hep hicret eden kişiler değil miydi? Sümme cahedu cihad edenler. Cihad ediyorlar mıydı? Savaşa geldiler. Ve sabaru ve sabırlı olanlar için inne rabbeke min ba'diha le gafurur rahim. Bundan sonra, bu yaptıklarından sonra Rabbin elbette ki gafur ve rahimdir. Şimdi Allah bağışladı mı? Dedi ki, aldığınız ganimetten yiyebilirsiniz dedi. Yani o esirlerin fidyesinden artık yiyebilirsiniz dedi. Bu ne oluyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı en ağır suçu işlemiş oluyorlar ama kafir olmuyor, direkten dönmüş oluyorlar. Peki şimdi efendim bakın ayet çok açık. Peki şöyle bir bakın bakalım. Burada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı var. Yanlışla ittifak etmişler mi? Resulullah'a bir hadis iftira ederler. Ümmetim hatada ittifak etmez diye. Ondan sonra da icma diye bir delil uydururlar. Ona dayanarak da bir sürü emir ve yasaklar koyarlar. Çünkü burada asıl mesele en başta söylediğimiz gibi Resulullah'a şey yapmak değil. Onun isme sıfatını ortaya koymak değil. Asıl mesele kendilerini masum ilan etmek. Kendilerini ilahlaştırmak. Kendi koydukları emir ve yasakların Allah'ın emir ve yasakları olduğunu insanlara öğretmektir. Asıl mesele odur. Yoksa başka bir şey yok. Onun için tekrar ediyorum bakın. Allah Muhammed suresinde düşmanı tam etkisiz hale getirmeden esir almayı yasaklamış. Esir aldıktan sonra da iki seçenek, karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakırsınız demiş. Şii, Sünni bütün mezhepler esirlerin öldürülebileceğine, köle ya da cari yapılabileceğine kesin olarak karar vermişlerdir. Allah'ın vermediği bu kararı verebilmeleri için tabii ki onlar da kutsanmaları lazım. Başka yolu var mı? Ve burada Allahü Teala esir, hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur derken, İşte Abdurrahman okuduğu Buhari'nin ifadesinde Resulullah değil de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil de ashab suçlanıyormuş. O azap gelirse herkes gidiyor da Allah'ın asıl suçladığı zat baştaki kişi gitmeyecekmiş. Uydurma çünkü uydurma rivayet. Ondan sonra şeyde de yok Ali bu işe girmemişmiş.
Dolayısıyla bakın sonuç olarak akıllı olalım. İşte burada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem burada. Ben Yahya'nın okuyacağını size kısaca özetleyeyim. Fetih suresinde Allahü Teala diyor ki İnna fetahna aleyke fetham mubina şeyden sonra Hudeybiye'den sonra işte fethin önünü açtık ki liyafir elekellahu ma teqaddeme min zenbike ve ma teahhar. Senin önce yaptığın suçu, yani Mekke'deyken yaptığın suçu ki onu Yahya anlatacaktı şey yapamadık. Ve işte bu Bedir Savaşı'nda daha sonra işlediğin bu suçu Allah bağışlasın diye. Sen o Bedir'de Mekke'yi fethedecektin. Mekke'yi kaybettin. Şimdi Mekke'yi fethet ki o işlediğin günahı Cenab-ı Hak affetsin. Ama o ayete de öyle acayip anlamlar vermişlerdi ki çok açık olmasına. Daha başka işte öbürleri neydi? Birisi Nur suresinin şey yok. Mümin suresinin kaçıncı ayetiydi? 55. 55. Bir de Muhammed suresinin 19. ayeti. Şimdi bunların her birisinin bu ayetlere nasıl mana vereceğini şaşırmışlardır hepsi de. Ondan sonra ve Mekke fethedildiği zaman ya yani Mekke fethedilmesinden önce de olabilir. Allahü Teala diyor ki Nasr suresinin diyor. İza ca'a nasrullahi vel feth. Allah'ın yardımı gelir de fetih gerçekleşirse Mekke'yi fethederseniz. Ve ra'eyten nâsi yedhulûne fî dîni lâ yefvâca. İnsanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini görürsen. Tesebbih bihamdi rabbik. Rabbin her şeyi güzel yaptığı için ona boyun eğ. Ve estağfirü. İşte o zaman Allah'tan ya Rabbi beni affet de. Çünkü döktüğünü şey yaptın. Yanlışı doğrulttun. Artık şimdi estağfirullah diyebilirsin. Mekke'yi fethettin. İşte böyle bir nevi bize örnek olur. Başka şekilde örnek olmaz. Ben de hata yaptığım zaman ne yapacağım ki Cenab-ı Hak beni affetsin? Ancak böyle bir nevi örnek olur. Ama gelenekte böyle bir Bedir Savaşı yoktur. Allah'ın kitabı olmasa yandık ki ne yandık. Allah yardımcımız olsun. Değerli izleyiciler Allah'ın kitabına sıkı sarılmaya devam edin. Bu ile giderse İslam aleminin pislikten kurtulması mümkün değil. Sebebini de açıkça görüyorsunuz. Hayırlı günler, hayırlı tatiller diliyorum. Sağ olun.